Merhaba. Lojaya bakıyoruz. Pierre-Auguste Renoir'ın Londra'daki Courtauld Galerisi'ndeki 1874 tarihli resmi. 1874, empresyonist sergilerin yapılmaya başlandığı büyülü bir yıl. Aslında bu her yıl yapılan resmi sergiye kabul edilmeyen resimlerle başladı. Sonra empresyonistler dediler ki, madem bizim resimlerimizi kabul etmiyorsunuz, biz de kendi sergimizi yaparız. Evet, işte 1874 o seneydi. Tanınmak için çok uğraştılar. Birilerinin resimlerine bakmasını istediler. Çünkü bu dönemde çağdaş sanat galerileri yoktu ve onlar insanların resimlerini görmelerini istiyordu. İlginçtir ki biz öyle düşünmesek de bu resmin yapılış şekli o dönem için son derece şok ediciydi. İnanılmayacak kadar kabaca yapılmış modern hayattan bir sahne. Klasik dönemden bir hikaye değil ya da dini bir hikaye ya da başka bir şey değil. 1870'lerde olduğu gibi iki kişi tiyatrodalar. Loca tiyatroda bir seviye göstergesiydi. Sanki operada özel bir odadalar. Ve bu o zaman insanların yaptığı bir şeydi. Locada otururlardı ve kadın her zaman önde korkuluğun yanında otururdu. Zaten bakın burada da kadının sağ kolunun korkuluğun üzerindeki mindere dayandığını görebilirsiniz. Erkek de hemen kadının arkasında oturur ve diğer insanlara bakardı. Evet burada da kesinlikle aşağıya sahneye bakmıyor. Onun yerine etrafında tiyatroda başka kimler var ona bakıyor. <laughs> Bu son derece dedikoducu bir toplum. Sanırım bizim ünlülerle ilgili haber yapan bulvar gazeteleri takıntımızdan çok da farklı değil. Kim kimin ne çıkıyor, kim ne giyiyor, hepsini biliyorsunuz. Sanki bütün resim kadının elbisesinin siyah beyaz çizgilerinin oluşturduğu piramit şeklinden oluşuyor. Ama harika bir elbise öyle değil mi? Aslında kabaca yapılmış olmasına rağmen giyimiyle ilgili birçok detay olması beni çok etkiliyor. İncileri, belindeki çiçek demeti, küpeleri, saçındaki çiçekler. Tüm bu detayları hiçbir şeyin ayrıntılı kontürlerini vermeden göstermeyi başarıyor. Ve evet, kadın gerçekten üst sınıftan biri gibi duruyor öyle değil mi? Yani bu gerçekten pahalı bir elbise. Bana öyle geliyor. Bu pahalı bir elbise ama kadın muhtemelen adamın karısı değil. En gösterişli elbiseleri giyen kadınlar aslında büyük ihtimalle arkada oturan adam gibi müşterilerinin kolunda gezen üst sınıf metreslerdi. Bunun için poz veren kişi aslında son derece ünlü bir ressam modeli olan ve benim takma adını çok sevdiğim Nini Fish Face, Nini Balık Surat idi. Bence güzel bir yüzü var, güzel bir kadın. Burada sadece opera için hazırlanmış iki kişi görüyoruz. Ve bunun 1870'lerde Paris'te nasıl olduğunu unutuveriyoruz. Sınıf farklılıkları, kıyafet gibi kurallar bizim için artık önemli değil ama resmi açıklarken bunlara ihtiyacımız var. Aslında sadece elbisenin ihtişamına bakmak bile eğlenceli ama bu o zamanın modern hayatından bir sahne. Böylelikle kadın da kendini gösterebiliyor. Hemen belli bir tip kadın haline geliyor ve statü sembolü, sosyal sınıf hepsi bunun içinde. Ama onda operaya giden orta sınıf bir kadının tevazu yok. Gerçek aristokrat bir kadının sadeliği ve dik duruşu da yok. Ve bu da onu belli bir tip yapıyor. Ve ben de o dönemde bu resme bakan birinin bunu hemen anlayabileceğini düşünmekten hoşlanıyorum. Anında. O zaman da insanlar kendinizi dışarıda nasıl sunduğunuza dayanarak hangi sosyal sınıfa ait olduğunuzu anlayacak tüm bilgiye sahiptiler. Ne desek toplum içinde zarf mazruftan daha mı kıymetli acaba? Hoşçakalın.